Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda bize 3 tane öncül vermiş. Bunlardan hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi biz nerede ilgileniyoruz? Ters trigonometrik fonksiyonlardayız. Ters trigonometrik fonksiyonlarda mesela sinüsün içerisine biz ne yazıyoruz? Açı yazıyoruz. Karşılığı ne buluyoruz? Değer buluyoruz. Şimdi arcsinüs sinüs nedir? Bunun tersi olan bir fonksiyondur ya da arctanjant, tanjant, arc fonksiyonları trigonometrik fonksiyonların tersidir. Arcsinüsün sinüsün içerisine değer yazıyoruz. Karşılığında ne buluyoruz? açı buluyoruz. Şimdi bir kere fonksiyonların birebir örten olması gerekir ki biz bunların tersini alabilelim. Yalnız sinüs fonksiyonu mesela grafiğine baktığınız zaman sinüs fonksiyon grafiği bu şekilde devam ediyor. Değil mi? Bu şekilde devam ediyor. O zaman biz bir tane y eksenine dik bir doğru çektiğimizde ne yapması lazım? En fazla bir noktada kesmesi lazım. Şu an bizim sinüs fonksiyonumuz ne değildir arkadaşlar? Birebir değildir. Birebir olması için biz fonksiyonları ne yapıyoruz? Kısıtlıyoruz. Yani eksi 90 90 arasında tanımlıyoruz. Tamam. O zaman bu şekilde ifade ettiğimiz zaman bakın fonksiyon ne oldu? Birebir oldu. Aynı zamanda görüntüsü eksi 1 ile 1 arasında oldu. Yani örten oldu. Yani arc kök 3 bölü 2 pi bölü 3 ise dediğinde yaptığımız işlemlerde bunun tek cevabı gelecektir. İki cevabı gelmeyecektir. Bu birincisi. İkincisi normalde fonksiyonda biz ne yapıyoruz? fx eşittir y ise diyoruz. Bu ikisi yer değiştirdiğinde f'in tersine y eşittir x'tir diyoruz. İşte aslında altın kural burası. Biz ters fonksiyonlarda bu işlemi yapıyoruz. Yani arklarda bu işlemleri yapacağız sürekli olarak. Yani içiyle dışını yer değiştirdiğinizde fonksiyon ismi değişecek. O zaman orası ne olacak? Sinüs pi bölü 3 eşittir ne olacak arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 olacak. Şimdi sinüs pi bölü 3 kök 3 bölü 2 demiş. Pi bölü 3 ne demektir? 60 sinüs 60 kosinüs 30'dur. Yani kök 3 bölü 2'dir. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. İkincisi art tanjant 1 pi bölü 4 ise o zaman ne yapacağız? Tanjant pi bölü 4 eşittir kaç yapacak? 1 yapacak. Evet o zaman bu da doğrudur. Şimdi geldik üçüncüsüne. Şimdi yine içiyle dışını yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Kosinüs 2 pi bölü 3 ne yapıyor? Eksi 1 bölü 2 yapıyor. O zaman kosinüs 120 yapar. Kosinüs 60 yapar. Sinüs 30 ama ikinci bölgede olduğu için eksi 1 bölü 2'dir. Evet bu da doğrudur. O zaman 3 öncülümüz de doğrudur diyebiliriz. Ve doğru cevabımız Edirne'dir. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda sinüs arksinüs 3 bölü 5'in kaç olduğunu sormuş bize. Şimdi ters sigmatik fonksiyonlarda arc sinüs, ve tanjantlarda gördüğünüz her şeye ne yapıyorsunuz? İsim veriyorsunuz. Yani buraya alfa diyorsunuz ve size ne soruyormuş bu arkadaş? sinüs alfayı soruyormuş diyebiliriz. Peki ben neyi biliyorum o zaman? Ark sinüs 3 bölü 5'in ne olduğunu biliyorum? Alfa olduğunu biliyorum. Şimdi bizim normalde fonksiyonlarımızda nasıl? fx eşittir y ise bu ikisi kendi arasında yer değiştir. f'in tersinde y eşittir. Nedir? x'tir. Bunu biz nereden biliyoruz arkadaşlar? Fonksiyondan biliyoruz. İşte biz ark sorularında çünkü ters fonksiyon Bunlar arkadaşlar. O zaman biz ne yapacağız? İçini dışını yer değiştireceğiz. O zaman diyeceğiz ki sinüs alfa eşittir 3 bölü 5 diyeceğiz. Peki ne soruyor bana? Sinüs alfayı soruyor. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Edirne gelir diyebiliriz. Şimdi bu soruya şöyle bir çözümümüz de var aslında. Mesela sinüs ark sinüs 3 bölü 5 nedir demiş. Şimdi fonksiyon bilgimize güvenerek f ile f'in tersini bileşkiye soktuğunuzda. Bu da ne oluyor arkadaşlar? F ile F'in tersi birbirini götürüyor. Ne geliyor? X geliyor. Biz bunu hatta ne diyoruz? Birim fonksiyon diyoruz. Doğru mu? Şimdi o mantıkla ilerlersek bakın. Sinüs ile art sinüs. Yani mesela bu F, bu da F'in tersi. Bunlar birbirini götürüyorlar. Sizin cevabınız ne geliyor arkadaşlar? 3 bölü 5 geliyor diyebilirsiniz. Yalnız bunda bir sakat durum var ama dışarıdaki sinüs olduğu sürece sakat durum yok. Yani ama şunda sakat bir durum var. Art sinüs, sinüs, Mesela kaç olsun? Ee, 3 pi bölü 4 olsun. Şimdi bunda sakat bir durum var. Çünkü şimdi bu f'in tersi, bu da f. Bunlar birbirini götürürler. Ne gelir? 3 pi bölü 4 gelir diyemezsiniz. Çünkü sizin ters trigonometrik fonksiyonlarda yani art sinüsün için tanım kümeniz f eksi 90 ile 90 arasından eksi bir ile bir arasında tanımlıdır. Şimdi sizin bu noktada şurada tanım kümeniz içerisinde ne yoktur? 3 pi bölü 4 diye bir şey yoktur. Yani bunlar birbirini götürdüğünde siz ne diyemeyeceksiniz? 3 pi bölü 4 diyemeyeceksiniz. O zaman biz ne yapacağız? Şurayı sileceğiz. Peki ne yapacağız peki hocam? İşte bu işlemlerde birbirini götüremiyoruz. O zaman normal sinüs 135'i bulacağız arkadaşlar. Sinüs 135 kaçtır? Kök 2 bölü 2'dir. O zaman biz ark sinüs kök 2 bölü 2 hesaplayacağız. Buradan ne diyeceğiz? Kök 2 bölü 2 ne zaman olur sinüs? 45 derece. O zaman bunun cevabı ne gelecek? 45 ya da pi bölü 4 gelecek. Burası tehlikeli. Buna dikkat edelim. Yani hemen bunlar birbirini götürür demeyelim. Bilginiz olsun. Tamam. Bu da sorumuzun çözümüydü. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda art sinüs 1 bölü 2 ile neyi sormuş? arc kosinüs kök 3 bölü 2'nin toplamını. Şimdi ben size demiştim ki art gördüğünüz her şeyi isim verin. O zaman gidiyorsunuz buna x diyorsunuz. Şimdi neden böyle yapıyoruz? Çünkü fx eşittir y ise biz f'in tersini y eşittir x'i biliyoruz. O zaman biz şöyle bir şey yapabiliriz. İçiyle dışını ne yaparız? Yer değiştiririz. ile dışı yer değiştirdiği zaman şu ikisi o zaman sinüs x ne yapacak arkadaşlar? 1 bölü 2 yapacak. Bunda da mesela buna y diyelim. Bu ikisi yer değiştirdiği zaman o zaman kosinüs y ne yapacak arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 yapacak. Şimdi sorumuz şu, şuna döndü aslında. Sinüs ne zaman 1 bölü 2'dir? 30 derecede yani pi bölü 6'da. Kosinüs ne zaman kök 3 bölü 2'dir? ...30 derecede. Yani pi bölü 6'da. Bizden ne isteyeceğiz? Biz şimdi ne yapmıştık? Buna x demiştik, buna y demiştik. O zaman bu vatandaş bize x artı y'yi soruyor. O zaman pi bölü 6 artı pi bölü 6'dan... ...bizim cevabımız ne gelecek? Pi bölü 3 gelecek. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Denizlidir diyebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda... kök 3 ile arkotanjant 1'in... ...toplamının sonucunu sormuş ark gördüğünüz her şeye isim veriyorsunuz. Mesela burası alfa olsun, burası beta olsun. Yani bu vatanda size alfa artı beta'yı soruyor. Doğru mu? Peki. Şimdi o zaman biz ne yapıyoruz? Ark tanjant kök üçe, alfa dedik ya. Şu ikisini yer değiştiriyoruz. Yani tanjant alfa ne yapıyor? Kök oluyor. Neden? Çünkü fx eşittir y ise bu ikisi yer değiştirir. F'in tersinde y eşittir x olur. Bizim hikayemiz bunun üzerine kurulu. Ters trigonometrik fonksiyonlarda. Ark gördüğünüz her şeyi isim veriyorsunuz. Ark kotanjant 1 eşittir beta ise kotanjant beta ne yapar güzel kardeşim? Bir yapar. Aslında soru şimdi şuna döndü. Sen tanjanta hangi açıyı yazarsan kök 3 yapar. Kotanjanta hangi açıyı yazarsan 1 yapar. Tanjant ne zaman kök 3'tür? 60 derecede. O zaman alfa buradan ne geldi? Pi bölü 3 geldi. Kotanjant ne zaman 1'dir? Sen beta'ya 45 yazarsan yani beta pi bölü 4 yaptı. Doğru mu? Hocam 3. bölgede de yani 3. bölgedeki 180 artı 60 240'ta da tanjant köküçtür. Ama bizim tanjantımızın tanım kümesi eksi pi bölü 2'den pi bölü 2 aralığında reel sayılara tanımlı olduğu için Gördüğünüz gibi siz her şeyi yazamıyorsunuz. Yani siz eksi 90 ile 90 arasında alfa beta bulabilirsiniz. Tanjantta da pardon Eksi 90 ile 90 arasında değerler bulabilirsiniz alfa için. Beta için ise bu tanjantın tanım kümesi. Yani aslında tersi olduğu zaman da değil mi? Ark tanjantın tanım kümesi olmuş oluyor. Peki ark kotanjant için de yine aynı şey geçerlidir. Ark kotanjantta ise bizim tanım kümemiz 0 pi aralığından reel sayılara tanımlı olacak. Bu zaman alfa ile beta'nın toplamı nedir arkadaşlar? Pi bölü 3 artı pi bölü 4'ten ne yapar? 7 pi bölü 12 yapar diyebiliriz. Bu da bu sorumuzun çözümüydü. Yani doğru cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda arctanjant eksi 1 ile kosinüs eksi kök 3 bölü 2'nin toplamını sormuş. Ben ne diyordum? Ark gördüğünüz her şeyi isim vereceksiniz. Yani burası alfa olsun, burası beta olsun diyeceksiniz. O zaman biz diyoruz ki arctanjant eksi 1 alfa ise biz ne yapıyorduk hemen? Bunun içiyle ile dışını yer değiştiriyorduk. O zaman ne oldu? Tanjant alfa eşittir eksi 1 oldu. Aynı şekilde biz ark kosinüs eksi kök 3 bölü 2'ye beta dediğimizde hemen ne yapıyoruz? Bu ikisini içiyle ile dışını yer değiştiriyoruz. O zaman kosinüs beta ne yapıyor arkadaşlar? Eksi kök 3 bölü 2 yapıyor. Şimdi bunun ışığında o zaman biz ne diyeceğiz? Tanjant ne zaman eksi 1'dir? Kosinüs ne zaman eksi kök 3 bölü 2'dir? Şimdi tanım kümelerine dikkat etmek lazım. Mesela f fonksiyonu tanjant için eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığından reel sayılara tanımlıyken iken f fonksiyonuna biz ark tanjant diyoruz. Aynı şekilde mesela bunu da g fonksiyonu olarak tanımlayalım ya da f fonksiyonu olarak kalsın. f fonksiyonu 0 pi aralığından Eksi 1, 1 aralığına tanımlıyken biz fx'e kosinüs diyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sizin tanjantınızın karşılığı eksi 1 ise tanjantınızın içine yazdığınız açı buradan başka bir yer olamaz. Aynı şekilde... Kosinüs içinde sizin bulacağınız cevap sıfırla pi arasında olmalıdır. Bunun dışında olamaz bilginiz olsun. O zaman buradan tanjant ne zaman eksi birdir sorusuna biz kaçıncı bölgede tanjant eksi 90-90 arasında o zaman biz buna ne dememiz lazım? Eksi pi bölü 4 dememiz lazım. Kosinüs ne zaman eksi kök 3 bölü 2? Normalde 30'da ama ikinci bölgedeki 30 ne yapıyor arkadaşlar? 150 mi yapıyor? Yani o zaman ne yaptı? 5 pi bölü 6 mı? Bizden ne istiyor? Bunda bunun toplamını istiyor. O zaman eksi pi bölü 4 artı 5 pi bölü 6'dan buraya 3 buraya 2 verirsek ne yapar? 7 pi bölü 12 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C yalnız. Merhaba arkadaşlar. Ark kosinüs eksi 1'e a demiş. Ark tanjant kök de b demiş. Buna göre kosinüs a artı b kaçtır diye sormuş. O zaman ne yapıyoruz? Bu ikisini yer değiştiriyoruz ve diyoruz ki kosinüs a eşittir eksi 1. Aynı şekilde tanjant b eşittir kök 3. Şimdi bu önemli bir kısım şimdi geliyor. Şimdi kosinüs ne zaman eksi 1'dir sorusuna siz ikinci bölgedeki bir açıyı da söyleyebilirsiniz. Üçüncü bölgeden de bir açı söyleyebilirsiniz. Fakat biz fonksiyonumuzu şöyle tanımlamalıyız. 0 ile pi aralığından eksi 1 ile 1 bir aralığına tanımlanmış bir şekilde olmalı. O zaman biz bu fonksiyona ark kosinüs diyoruz. Şöyle olmalı birim çember üzerinde. Bu birim çember üzerindeki hali. Grafikteki hali ise şöyle arkadaşlar. 0 ile pi arasında. Bakın neden böyle yapıyoruz? Çünkü fonksiyon birebir olsun. Ve kaçtan kaça? 1'den eksi e kadar bütün değerleri de alsın ki hem birebir bir olsun hem de e 1 olsun. O yüzden biz fonksiyonu ne yapıyoruz dikkatli bakarsanız kısıtlıyoruz. Anlaştık mı? O zaman a şimdi kosinüs ne zaman eksi birdir? Zaten bunun cevabı sadece ne gelecek? Buradan 180 gelecek değil mi? O zaman a bizim için 180 dereceymiş ya da pi dereceymiş nasıl ifade pi de, radyanmış nasıl ifade edersiniz? Şimdi tanjant ne zaman kök köküçtür? Tanjant köküçü tanjant da x 90 ile 90 arasında tanımlıdır. Tanjant ne zaman köküçtür? 60 derecede. Ya da radyan cinsinden ne diyeceğiz ona biz? Pi bölü 3'tür diyeceğiz. Doğru mu? A ile B'yi toplayalım. 240 derece burada bedava var zaten toplayalım. O zaman ne istiyor bizden? Kosinüs 240'ı. Kosinüs 240'ı da 180 olan uzaklığından ölçelim. 60'tır. Yalnız kaçıncı bölgeye tekabül ediyor? Üçüncü bölgeye tekabül ediyor. Üçüncü bölgede kosinüs neydi? eksiydi. O zaman cevabımız cos 60 sin 30 eksi 1 bölü 2 gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? Denizliymiş. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sorumuzda bize diyor ki 0 ile pi aralığından eksi 1 ile 1 aralığında tanımlı fx eşittir. Kosinüs fonksiyonu veriliyor. Bakın ne yapmış aslında? Çaktırmadan fonksiyonu kısıtlanmış halini vermiş. Zaten bize de kısıtlanmış hali lazım. Çünkü ancak o zaman biz fonksiyonun tersini alabiliyoruz. Birebir hani örten olmasını istiyoruz ya bir fonksiyonun ters alınması için. E birebir olması için ne olması lazım? Y eksenine dikmeler çektiğimizde grafiği en fazla bir noktada kesmesi lazım. O yüzden fonksiyonu kısıtlıyoruz. Nerede? Sinüste, kosinüste ve tanjantta. Ki tersini alabilelim. Tabi arka kotanjantta da aynı mantıkta. kotanjantta da aynı mantık geçerli. O zaman Bakın fx kosinüs x fonksiyonuymuş. F'in tersinde neyi sormuş bize? Eksi 1 bölü 2'yi sormuş. Aslında kosinüs fonksiyonun tersi şey değil mi? Hani ark kosinüs. Yani aslında bu soru şöyle. Ark kosinüs eksi 1 bölü 2 kaçtır sorusuna cevap arıyor. Sadece şekil şükürlü ifade kullanmış o kadar. O zaman biz ne yapıyoruz? Hemen git diyoruz isim veriyoruz. Buraya alfa diyoruz demiştik değil mi? Ters trigonometrik fonksiyonlarda ark gördüğünüz her şeyi isim veriyorsunuz. O zaman kosinüs alfa kaç geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi kosinüs alfa kaç geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Peki kosinüs ne zaman eksi 1 bölü 2'dir? E, i̇kinci bölgede 60 yani 120 derecede. 120 derecede nedir? 2 pi bölü 3 radyandır. O zaman doğru nedir arkadaşlar? Denizdir diyebiliriz. Merhaba arkadaşlar, şimdiki sorumuzda tanjant pi eksi ark eksi 1 bölü 2 işleminin sonucunu sormuş. Ben size sürekli neyi söylüyorum? Ark gördüğünüz her şeyi isim veriyorsunuz. Yani gidiyorsunuz bu arkadaşa, kardeşim sana alfa dedim ben diyorsunuz. Yani ark sinüs eksi 1 bölü 2 alfaysa içiyle dışını yer değiştiriyorsunuz. Sinüs alfa eşittir eksi 1 bölü 2 oluyor. Şimdi fonksiyonlar kısıtlandığı için... Mesela sinüs eksi birim çember bu. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında değerler almalı. Yani biz art sinüsün karşılığı olarak burada bir şeyler verebiliriz. Eksi 90 ile 90 arasında. O zaman sinüs ne zaman eksi 1 bölü 2'dir? Şimdi normalde ben şöyle yapıyorum. Sinüs ne zaman 1 bölü 2'dir? 30 derecede. Ama dördüncü bölgede olması lazım. Çünkü eksi olacak. Dördüncü bölgede nedir aslında orası? Geri geleceksin 30'a. Ama eksi 30'dur diyeceksin. O zaman alfa için ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi pi bölü 6'dır diyeceğiz. Buraya eksi pi bölü 6 yazdım. Bu vatandaş bana ne soruyor? Pi eksi eksi yani artı pi bölü 6'yı soruyor. O zaman bu nedir? Tanjant pi bölü 6 mıdır? Kaçıncı bölgeye denk geliyoruz? Üçüncü bölgeye denk geliyoruz. Üçüncü bölge tanjant artı. Tanjant 30 nedir aslında? 1 bölü köküçtür ya da köküç bölü 3'tür. Hangisi varsa şıklarda ki 1 bölü köküç hali var mı zaten? O zaman doğru cevabımız Adana'dır. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda tanjant ark kosinüs 1 bölü 3'ün değerini sormuş. Biz sürekli aynı şey yapıyoruz. Ark gördüğümüze ne yapıyoruz? İsim veriyoruz. Yani sen kardeşim alfasın diyoruz. O zaman arc kosinüs 1 bölü 3 alfa ise şu ikisini hemen yer değiştiriyoruz. O zaman diyoruz ki kosinüs alfa eşittir 1 bölü 3. Peki bu vatandaş buraya alfa yazdıysak bize ne soruyor? Tanjant alfayı soruyor değil mi? Bir oranı verip diğer oranı soruyorsa o zaman ne yapıyoruz? Bir tane üçgen çiziyoruz. Şimdi kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüstü. Bu açıya alfa dersek. O zaman burası hesaplarda kaç geliyor? 2 kök 2. Tanjant nedir? Karşı bölü komşudan. Cevabımız nedir? 2 kök 2'dir diyebiliriz. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda bize demiş ki sinüs pi bölü 2 artı arko tanjant 3 bölü 4 nedir demiş. Biz ne diyoruz arkadaşlar? Ark gördüğünüz her şeyi sinir. Yani diyoruz buraya alfadır diyoruz. Ve bize ne soruyor? Sinüs pi bölü 2 artı alfayı soruyor diyebiliriz. Yani bunun karşılığı ne olacak o zaman? Kosinüs alfa olacak değil mi? Kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede sinüs neydi? Artıydı. O zaman kosinüs alfayı soruyor diyeceğiz. Şimdi ark kotanjant 3 bölü 4'e biz ne dedik? Alfadır dedik. Sonra ne yapıyoruz hemen bu ikisini? Yer değiştiriyoruz. O zaman ne oluyor? Kotanjant alfa eşittir 3 bölü 4 oluyor. Bir trigonotik oranı birip diğer trigonotik oranı soruyorsa hemen ne yaparız? Bir tane üçgen çizeriz. Kotanjant komşu bölü karşıdır. Burası 3, burası 4, burası 5. Alfa burası iken yani şuraya alfa dedik. Bize ne soruyor? Kosinüs alfayı soruyor. O zaman komşu bölü hipotenüsten cevabımız nedir arkadaşlar? 3 bölü 5'tir diyebiliriz. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda f fonksiyonunu 0-2 kapalı aralığından eksi pi pi aralığına tanımlamış. fx fonksiyonunu bu şekilde vermiş. Fonksiyonun tersi a şekillerden hangisidir diye sormuş. Şimdi bakın normalde ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili bir tane soru geldi bu zamana kadar. O da 3 aşağı 5 yukarı bunun benzeri bir soruydu. Yani aslında çok büyük bir ters trigonometrik fonksiyon bilmenize gerek kalmadan sizin soruyu fonksiyon kavramını, ve fonksiyon tersini almayı bilerek ne yapmalısınız? ifade etmeli ve çözmelisiniz. Bak şimdi normalde bizim kullandığımız ifade ne? fx eşittir y ise ne yapıyoruz? İç ya dışını yer değiştiriyoruz. f'in tersine y eşittir x'tir diyoruz. Bu birincisi. Ters fonksiyonla ilgili. İkincisi ben şöyle bir şey söylüyorum. y eşittir bıdı 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 bıdı. bıdı. Bu ne demektir? fx'tir. x eşittir bıdı 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 bıdı. bıdı, bıdı. Bu f'in tersidir. Yani siz eğer x'i yalnız bırakmışsanız ne yaparsınız? Fonksiyonun tersini bulursunuz. Bakın y eşittir. Ne demiş? İki tane arc sinüs x eksi 1. Sizin tersini alacağınız fonksiyon nerede? Aslında hikaye şurada değil mi? Öncelikli olarak orayı yalnız bırakıyorsunuz. Yani y bölü 2 eşittir arc sinüs x bölü x eksi 1'e çevirdiniz. Daha sonra şu 1 numaradaki hareketi yapacağız. İçiyle dışını yer değiştireceğiz. İçiyle dışı yer değiştiği zaman arkadaşlar sinüs Y bölü 2 olacak. Çünkü sizin finiz neye döndü? F'in tersine döndü. O zaman sizin arkınız neye dönecek? Sinüse dönecek. Artı sinüs, sinüs, sinüse dönecek. Bu da neye işte eşit arkadaşlar? X eksi 1'e. Bakın içiyle dışını ne yapmış oldum? Yer değiştirmiş oldum. Size x lazım zaten size. Çünkü neden x'i bulduğunuz an, siz fonksiyonun tersini buldunuz demektir. O zaman x nedir? 1 artı sinüs Y bölü 2'dir diyebiliriz. En sonda x gördüğümüz yere y gördüğümüz yere de x yazarak f'in tersine x eşittir 1 artı sinüs x bölü 2 diyoruz arkadaşlar sorumuzun cevabı için. Yani benim şimdi onu doğru şıkkı bulmam lazım. 1 artı sanki Bursa'ya benziyor. Değil mi? Yamulmayalım gençler. Evet evet doğru cevabımız Bursa'ymış. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda fx eşittir arc sinüs 3x eksi 5 fonksiyonunun en geniş tanım kümesinde kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Peki. Şimdi biz normalde sinüsün içerisine ne yazıyoruz? Açı. Karşılığında ne görüyoruz? Değer. Peki biz arc sinüsün içerisine ne yazıyoruz? Değer. Karşılığında ne görüyoruz? Açı. Şimdi o zaman biz burası bizim için ne olacak? Bir değer olacak. Yalnız biz arc sinüs x fonksiyonu için x diyoruz ki eksi 1 ile 1 arasında değerler almalıdır. x elemanıdır eksi 1 ile 1. Yani o zaman bizim şuradaki 3x eksi 5'imiz bizim eksi 1 ile 1 aralığında olmalıdır. Doğru mu? O zaman şimdi x'in fonksiyonu en geçkin üniversite kaç farklı tam sayıları vardı demiş. O zaman buraya ne attık? 6, 4 oldu değil mi? Burası 4 oldu. Burası 3x oldu. Burası da 6 oldu. Ne yaptık? 3'e böldük. 4 bölü 3 küçük eşit x küçük eşit kaç yaptı arkadaşlar? 2 yaptı diyebiliriz. O zaman bu şartı sağlayan sadece ne vardır? 2 vardır. 1 de yoktur. Yani kaç tane vardır? 1 tane vardır diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Bursa gelir diyebiliriz. Şimdi merhaba arkadaşlar. Bize sorumuzda tanjant 1 bölü 2 ile tanjant 1 bölü 3'ün toplamını sormuş. Biz ne diyorduk? Ark gördüğünüz her şeye isim verelim. Buraya alfa buraya beta diyelim. O zaman bu vatandaş bize alfa artı betayı soruyordur diyebiliriz. Şimdi o zaman bize ne elde ettik? Tanjant alfanın 1 bölü 2 olduğunu aynı şekilde tanjant betanın ne olduğunu 1 bölü 3 olduğunu elde ettik. Ama tanjant ne zaman 1 bölü 2'dir ne zaman 1 bölü 3'tür biz bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu üretmek için, şimdi normalde ben bu soruyu başka yerden, toplam farktan yaparız ama şu an hani o kısmı görmediğiniz için ben bunu nereden yapacağım? Normal, ondan önceki konuları bildiğinizi düşünerek hareket edeceğim. Şimdi şuradan aşağıya birleştirdiğiniz zaman, şunu aşağı birleştirdiğiniz zaman, mesela şurası alfa açısı olsun, şurası da beta açısı olsun. Şimdi o zaman cıma, tanjant neydi? 1 bölü 2. O zaman karşısı 1, komşusu 2 olsun. Tanjant beta da 1 bölü 3 karşısı 1 komşusu 3 olsun. O zaman burası kaç yaptı? Kök 5 yaptı. Burası kaç yaptı? Kök 10 yaptı. Peki bize ne soruyor? Alfa artı betanın toplamını. E o zaman ben şu açının mesela şu açıya da ne diyelim? Teta diyelim. Teta'nın nesini bulalım arkadaşlar? Mesela kosinüsünü bulalım. O zaman ne oldu? E, Teta'nın karşısındaki kenar kaç? 5 birim. O zaman 5'in karesi 25 eşittir. Kenarların kareleri kök 5'in karesi 5 artı kök 10'un karesi 10 eksi 2 çarpı kök 5 çarpı kök 10 çarpı kosinüs teta değil. O zaman cıma burası 15 eksi kaç olur orası? 5 kök 2 10 kök 2 olur değil mi? 10 kök 2 kosinüs alfa geldi diyeceğiz. 10 kök 2 kosinüs alfa teta geldi. Bu da 25. 10 kök 2'yi bu tarafa attık. 10 kök 2 kosinüs teta eşittir. Bunu da bu tarafa atarsak. Eksi 10. O zaman kosinüs teta ne olur arkadaşlar? Eksi 10 bölü 10 kök 2'den eksi 1 bölü kök 2 olur. Peki hocam kosinüs ne zaman eksi 1 bölü kök 2 ya da eksi kök 2 bölü 2? Ha kök 2 bölü 2. kök 2 bölü 2. Ben onu tanıyorum. 45. Ama Eksi olduğu için biz teta'ya ne diyelim? 135 derece diyelim. Şimdi teta 135 ise o zaman alfa artı beta'ya ne kalacak arkadaşlar? 180'e tamamladıkları için 45 kalacak diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Denizli gelir diyebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Arc sinüs x ile arc kosinüs 3x'in birbirine eşit olduğunu söylemiş. Buna göre x kaçtır diye sormuş. Sorun tipi değişik. Ama çözüm yöntemi yine aynı. Yani biz ne demiştik? Ark gördüğünüz her şeye isim verin. O zaman burasına A dersek hocam burası da A'dır. Yani sonuçta oraya B demem mantıklı değil. Eşitlik söz konusu. O zaman biz buradan sinüs A'nın X olduğunu kosinüs A'nın da 3X olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi buradan o zaman ne yapalım? Aynı açının sinüsü hem x'miş. Aynı açının kosinüsü de 3x'miş. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. O zaman buraya 3x'e 1. Şu açı a dersek. Peki sinüsü neymiş? x'miş. Yani karşı bölü hipotenüsten x bölü 1'den x geldi. O zaman buraya x diyelim. Peki buradan hocam Pisagor hesaplasak 9x kare artı x kare 1'den 10x kare 1 x buradan ne gelecektir? 1 bölü kök 10 gelecektir. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi. Hocam niye eksi olmadı? Değil mi? Buradan niye eksi 1 bölü kök 10 olmadı diyebilirsin. Şimdi biz sinüsün içerisi eksi ise kosinüsün içi de eksi olup aynı açı ne yapamaz? Olamazlar. Ondan dolayı ne olamazlar? Eksi de olamazlar. O yüzden x'in karşılığı vardır? Tek karşılığı vardır diyebiliriz.